Herkese selamlar. Geçen hafta Facebook sayfamıza hurma ile ilgili bir fotoğraf atmıştım. Kalyum kaplı hurmalar diye. Şöyle hurmalarımız rengini döndürmeye başladı. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam 2-3 hafta için toplamaya başlayacağız. Şöyle şu gördüğünüz beyazlıklar kalyumlu. 2 günden beri yağışlar devam etmekte. Buna rağmen kalyumlu meyvelerde ve yapraklarda görevini yerine getirmekte. Bu kalyumlu dediğimiz ürün kükürt ve potasyum içerikli bir ürün. Yani doğal madenden çıkartılıp toz haline getirilmekte. Zararsız bir ürün. Şöyle zaten elinizle hafif şekilde bile değdiğin zaman kendini temizlemekte. Tek sorunu beyazlattığı için bazı müşteriler bunları kimyasal zannetmekte. Özellikle bunu ben domateste de kullandım. İlk hafta biraz sıkıntı yaratsa da daha sonradan müşteriler de alıştı. Herhangi bir sıkıntı olmamakta. Şöyle kalyumlu neden kullandığımıza gelirsek, Akdeniz meyvesini hurmalar çok sevmekte. Her zaman kurt atmakta. Yani yumurta atıp kurt oluşturmakta. Şu an gördüğünüz gibi meyvede hiçbir zararlı belirtisi yok. Normalde hafif şöyle nokta şeklinde delikler olur. Şöyle yaklaşık bu alanda 15 adet ağacımız mevcut. Şu şekilde. Meyve sinekli bir meyve bulursak size de göstermeye çalışırım. Kalyumlu atmamızın amacı bu. Meyve sineklerinin yumurta atmasını engellemek. Ayrıca zeytinde bunu kullanan var. Hatta bayağı var. Ürünün faydasını görmekte. Ayrıca edindiğim bilgilere göre ağaç şöyle beyaz kaplı olduğu zaman böceğin gözlerini almaktaymış. Böylece böcek bu bitkilerden uzak durmaktaymış. Bunu diğer ürünlerde de kullanıp deneyebilirsiniz. Çok ucuz bir ürün. %3'lük yani 100 litre suya 3 kilogram kalyumlu veya %5'lik uygulamalar yapılmakta. Biz 3 defa %3'lük yaptık. Tabi bu 3 defa dememin nedeni yağmurların yağması. Ürün yıkandığı için tekrardan bir uygulama yapmak gerekiyordu. Tabi kalyumlu yapıştırmak için mutlaka kuvvetli bir yayıcı yapıştırıcı kullanmak gerekli. Şöyle kalyumlumuz hala yaprakta. Hatta meyvelerde de durmakta. Ayrıca bir ürün meyvede oluşan güneş yanıklığı içinde kullanılmakta. Şöyle arkamızda 30 dönümlük bir ceviz bahçesi var. O arkadaşımızla da bir ürünü kullandık. Ağaçlardaki güneş yanıklığını da bu şekilde önleyebilirsiniz. Şöyle hafif delikler var fakat onlar da yumurta bırakmış hali değil. Sanırım önceden şuraya gelmiş. Şöyle ufak bir deliğimiz mevcut. Şuradaki ürünü ilerleyen zamanlarda kontrol ederiz. Var mı yok mu diye. Kısaca şu anlık ürünlerdeki durumlar çok güzel. Şöyle şu yukarı kısımdakiler olgunlaşmaya başlamış.
kısacası bu ürünü kullanmaya çalışın. Dediğim gibi ucuz bir ürün. Verdiğiniz paraya mutlaka değecektir. Bu gibi aşılarda gübreleme yapıyorsanız veya ilaçlama yaparken ürünle birlikte kullanabilirsiniz. Olgunlaşmış bir hurmamız. Ama kuşlar tarafından yenmiş tabii ki. Şöyle. Bu videomuz kavling ile hakkındaydı. Umarım faydamız olmuştur. Tabii ürünleri reklam amaçlı yayınlamıyorum. Her zaman dediğim gibi. Faydasını olduğum ürünleri, faydasını gördüğüm ürünleri elimden geldiği kadar denemeye çalışıyorum. Bugünlük kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.